bugünkü session'ımızda size Always Encrypted konusunu anlatacağız. Ama Always Encrypted'a girmeden önce SQL Server 2016 ile gelen bir özellik biliyorsunuz. SQL Server'ın önceki sürümlerinde bu şifreleme işlemi nasıl yapılıyordu? Ondan Yusuf hocamız bahsedecek. Merhaba, ben de Yusuf Fuat'ta veri yönetimi çözümleri bilimindeyim ben de. Uğur hocam, ben aynı ekipte çalışıyoruz. Data Engineering olarak. İlk olarak Always Encrypted'e girmeden önce biz 2014'te, 2012'de ve 2018'de ne gibi şifreli ve metotları kullanıyorduk onlardan bahsedelim. Daha önce 3 çeşit şifreleme yöntemimiz vardı bizim. Birisi Transparent Data Encryption dediğimiz, TDE olarak adlandırdığımız tüm veri tabanını şifrelediğimiz, direkt MDF'i detach yani database detach detach ederken bizden bir şifreleme metodu veya yani asymmetric key veya bir sertifika isteyen bir yapı vardı. Daha sonra 2008'de gelen, bu 2012'de gelen bir özellikti. 2008'de gelen bir özellik de column level encryption dediğimiz kolon bazlı şifreleme özelliğiydi. Kolon bazlı şifreleme özelliği de aslında bizim Always Encrypted'e daha yakın, daha çok benzer bir yapıda olan bir encryption çeşidi. Kolon bazlı şifrelemeye yönelik bir metotta. Bu metotta biz kredi kartı alanlarını ya da maaş alanlarını kendileri encrypt edip daha sonra bunu bir sertifika kullanarak tabii ya da bir asymmetric key kullanarak bunu şifreleyip tekrar açıp bu şifreleme üzerinden sorgulamalar yapabiliyorduk. Fakat bundaki bazı eksiklikler vardı. Eksiklik demeyelim de hani daha böyle geliştirilmiş halini istiyorduk. Bu Always Encrypted de geldi. Daha sonra bir de üçüncü çeşit olarak backup encryption çeşidimiz vardı. Backuplarımızı daha güvenli tutabilmek için, daha güvenli tutabilmek için kullandığımız bir yöntemdi. Yine sertifika veya asymmetric key kullanabiliyorduk burada. Bunların dışında biz 2016'da neler gördük, neler geldi aslında encryption alanında. Role level security geldi güvenlik alanında, daha sonra always encrypted geldi. Bununla beraber bunlar daha önceden var mıydı? Vardı ama Azure tarafında vardı sadece, V12'de. Daha sonra bunlar 2016 ile beraber lokale de indi. Yani on-premise sistemlerde kullanabilmeye başladık. Şimdi Always Encrypted'de Uğur hocam bir giriş yapacak. Şimdi Yusuf hocamızın bahsettiği eski serverlarda, eski SQL server sürümlerinde bahsettiği şifreleme yöntemlerinde bize problem yaratan bir durum vardı. Bu da elimizdeki oluşturduğumuz key'e sahip olan DBA'ler olabilir, sistem adminleri olabilir. Bizim şifreli verimizi görebiliyordu. Artık 2016 ile beraber çıkarılan Always Encrypted özelliğinde bu şifrelemeye DBA bile olsanız, sistem admini bile olsanız eğer söz konusu sertifika elinizde yoksa bu kolonları, şifrelenmiş kolonları göremiyorsunuz. Bunun dışında kolonlar, şifrelenmiş kolonlar üzerinden sorgular hazırlayabiliyoruz. Ve en önemli, belki de en güzel özelliği Always Encrypted özelliğini kullanmak için application tarafında çok fazla bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sadece connection string ekleyeceğimiz bir satırlık bir kodla Always Encrypted özelliğini kullanabiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi Hassas Data kolon seviyesinde şifreleniyor. DBA bile olsanız, sistem admin bile olsanız, hacker bile olsanız bu şifrelenmiş veriye sertifikanız olmadan ulaşamıyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Veriler SQL Server üzerinde sürekli encrypted halde tutuyor. Yani SQL Server'a daha gelmeden önce şifreleniyor. Bu da database'in hiçbir zaman şifrelenmemiş veriyi görememesini sağlıyor. Bunu neye benzetebiliriz? Bununla ilgili bir örneğimiz var. Mesela eski LCD ekranların ekranın önünde polarizasyon filtresi dediğimiz bir filtre var. Bu filtre aslında ekrandaki görüntüyü görmemizi sağlayan bu filtre bizim aslında. Şöyle bir göstereyim. Bu polarizasyon filtresini ekrandan söktüğümüz zaman bizim televizyonumuzun ekranında göreceğimiz ekran arka plandaki düz beyaz bir ekran. Dediğim gibi bu ekrandaki görüntüleri görmemizi sağlayan polarizasyon filtresidir. Söktüğümüz bu filtreyi bir gözlüğe takarsak bu gözlüğü takan herkes görebilir değil mi? Benim ekrandaki görüntüyü. Peki o zaman şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Bizim monitörümüz SQL Server'sa elimizdeki gözlükle o durumda benim sertifikam oluyor değil mi? Bu sertifikaya, bu gözlüğe sahip olmayan kimse ekrandaki görüntüyü göremiyor. Sertifika da Always Encrypted da bu şekilde benzetebiliriz bu durumu. Şimdi nasıl çalışır? Bir sorgu, application'dan çekilen bir sorgu SQL Server'a nasıl geliyor? Gelen sorgu SQL Server nasıl karşılıyor? Nasıl tekrar application'a gönderiyor da biz veriye erişiyoruz. Şimdi
Burada gördüğümüz gibi SSN kolonu üzerinde şurada bakarsak şifrelenmiş bir data var. Bakın sol taraf application tarafı, sağ taraf SQL server tarafı. SSN tablosunda aslında veriler şifreli bir şekilde tutuluyor. Application tarafında mesela biri bir sorgu çekmek istiyor, bir rapor görmek istiyor. SSN filtresinde bir sorgu yazmış. Şimdi SQL Server Native Client .NET 4.6 Framework'ü bu şifrelemeyi çözüyor. Yani SSN daha SQL Server'a gitmeden şifrelenmiş bir şekilde gidiyor. SQL Server'da yaptığımız arama aslında SSN'in şifrelenmiş hali üzerinden bir sorgu çekiyoruz. Yani SQL Server'da veriler şifrelenmiş bir şekilde tutulduğu için daha SQL Server'a gitmeden benim hazırladığım sorgu Entity Framework'te, pardon, .NET 4.6 Framework'ünde şifrelenmiş bir şekilde gönderiliyor. Sonra SQL Server sorguyu buluyor. Görmesini istediği kişiyi tekrar .4.6 Framework'üne yolluyor. O da şifrelenmemiş bir şekilde, eğer şifreli bir veri ise, normal bir veri ise düz bir şekilde görmek istediği sonucu getiriyor. Bu bana dediğim gibi ne sağlıyor? Database üzerinde veriler sürekli bir şekilde şifreli halde tutuluyor ve kimse, sertifikası olmayan kimse bu veriye erişemiyor.